Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı. Rus basınından çarpıcı iddia. Türkiye S-400'ün verilerini Ukrayna'ya aktarabilir. Türk Deniz Kuvvetleri'nden Bangladeş'e ziyaret. ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planını açıkladı. Bloomberg, Ukrayna daha fazla Türk siyası satın alıyor. ABD Yunanistan'a 1200 adet zırhlı personel taşıyıcı veriyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rusya, Türkiye'nin artan otoritesini hissediyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde ilginç ayrıntı. 3 Aralık'ta Erdoğan ve Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Devlet başkanları Suriye, Libya, Ukrayna'daki olayların gelişimini ve ayrıca Güney Kafkasya'daki durumu görüştü. Moskova'da daha önce belirtildiği gibi Putin Erdoğan'a, Soçi'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmenin sonuçlarını anlattı. Rosmi'nin haberine göre Erdoğan'la yaptığı görüşmede Putin, Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini Kiev'in Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmasına çekti ve Kiev'in yıkıcı hattından şikayet etti. Ama burada dikkat çekici olan şu, kısa bir süre önce Moskova'da hiç kimse Türkiye ile Ukrayna'yı tartışmayı düşünmezdi. Ayrıca Erdoğan'ın Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki ihtilafta Türkiye'nin arabuluculuğu önerisinin hemen ardından Moskova bu fikri kategorik olarak reddetti ve Rus yetkililer Rusya Federasyonu'nun hiçbir şekilde ihtilafın tarafı olmadığını açıkladı. Ancak önceki gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'le Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi yaptığını duyurarak Ukrayna konusunun orada tartışıldığını söyledi. Ve şimdi Moskova, müzakere gündemindeki Ukrayna maddesini resmen onayladı. Görünen o ki, Türk arabuluculuğu zaten devam ediyor. Rusya Federasyonu bunu yüksek sesle tanıma niyetinde olmasa bile, aynı zamanda Türkiye pozisyonunu açıkça beyan ediyor. Ankara, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımıyor ve yarımadayı Ukrayna'nın toprakları olarak görüyor. Meselenin bir yönü daha var. Putin ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklamasında Afrika, Afganistan veya Orta Asya'dan söz edilmedi. Ancak arifesinde Maria Zakharova, Rusya Federasyonu'nun NATO'nun Orta Asya'daki planlarından endişe duyduğunu belirtti. Ve Sergey Lavrov, Türk dünyasının sansasyonel haritası hakkında yorum yaparak, normalde dil geleneklerini, insani ve eğitimsel değişimi sürdürmek söz konusu olduğunda, Türkiye'nin Türkçe konuşan diğer halklarla kültürel işbirliğine atıfta bulunuyor. Bakan, Rusya'nın da bunu yapması gerektiğine inanıyor. Dışişleri Bakanlığı, işbirliğinin yalnızca askeri yönlerine karşı olumsuz bir tutum sergiliyor. Putin ve Erdoğan, Orta Asya konusuna gerçekten değinmediler mi? Yoksa yine de tartışıldı mı merak konusu? Ancak Moskova'nın yakın zamana kadar neredeyse arka bahçesi olarak gördüğü dünyanın bölgeleri de dahil olmak üzere, Rusya'nın artık Türkiye'nin artan otoritesini ve etkisini hesaba katması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok. Öte yandan iki liderin görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar SİHA'ları da gündeme geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'yı ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçlere karşı Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının kullanılması gibi provokatif askeri eylemlere girişmekle suçladı. Putin, SİHA'ların Kiev'e tedarik edilmesi mevzusuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Rus basını, Türkiye S-400'ün verilerini Ukrayna'ya aktarabilir. Türkiye, Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan Rus S-400 hava savunma sistemlerinin çalışmasına ilişkin verileri Ukrayna'ya aktarabilir. Bu çarpıcı iddia Rus basını tarafından ortaya atıldı. Haberde geçen ifadeler şu şekilde. Türkiye'nin Donbas ve Kırım'ı ele geçirme planlarının uygulanmasında Ukrayna silahlı kuvvetlerini nasıl desteklemeye çalıştığının arka planına karşı Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma harekatı hakkında gizli verileri aktarma riski var. Rusya ve Ukrayna sınırına yakın olan Kiev'e giden sistemler. Her şeyden önce Türkiye'nin saldırı uçaklarının reklamını yapma niyetinden bahsediyoruz ve bu gerçekten Donbas'ta işe yararsa Ankara insansız hava araçlarını önemli ölçüde yaygınlaştırabilir. Türkiye'nin bugüne kadar Rusya'dan daha önce satın aldığı S-400 uçak savar füze sistemlerine yönelik elektronik karşı tedbirlerini geliştirmek için yeterli zamanı oldu. Ayrıca Türk uzmanların hala Ukrayna'da olabileceği göz önüne alındığında Ankara'nın kasten bir provokasyon düzenlemesi oldukça yüksek bir olasılıktır. Bunun temel amacı Türk insansız hava araçlarının Rus hava savunma sistemlerinden daha iyi bir performans gösterebileceği yanılsamasını yaratmaktır. Bugün sadece S-400 uçak savar füze sistemlerinin Türk dronlarını uzun mesafelerde tespit edebilmesi dikkat çekicidir. Bu Rus ordusu tarafından zaten kanıtlanmıştır. Savunma sanayinde yeni hamle.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Bangladeş'te. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Adnan Özbal, 29 Kasım 2021 tarihinde Bangladeş'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu bağlamda Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ni ziyaret eden Özbal'ın, Türk ve Bangladeş Deniz Kuvvetleri arasındaki köklü ikili işbirliğini pekiştirdiği belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turhan, resmi ziyareti Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. DSK tarafından aktarıldığı üzere Bangladeş, Ares Tersanesi'nden açık deniz karakol gemileri tedarik edecek. Bu bağlamda Bangladeş Sahil Güvenliği'nin Ares Tersanesi'nden Ares 150 Hercules açık deniz karakol gemisi sipariş ettiği de ifade edilmekte. Bangladeş Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bangladeş'in İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kolluk kuvvetidir. Bangladeş Sahil Güvenliği'nin görevi ise korsanlığı ve yasa dışı ticareti kontrol etmek. Bangladeş sularında ve kıyı bölgelerinde balıkçılık, petrol, gaz, orman kaynaklarını ve çevreyi korumak, deniz limanlarındaki düzeni sağlamak ve doğal afetler sırasında kıyı bölgelerinde kurtarma operasyonu yapmaktır. ABD istihbaratı. Rusya 175 bin askerle Ukrayna'yı işgal edecek. ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın 2022 gibi erken bir tarihte Ukrayna'yı birden fazla cepheden işgal etmeyi planladığını aktardı. Ön tahminlere göre buna yaklaşık 175 bin Rus askeri personeli katılacak. Bu, dünya medyası tarafından Biden yönetiminin bilgili bir temsilcisine atıfta bulunularak bildirildi. Habere göre, Yustabur Taktik Grubu'nun zırhlı araçlar, topçularla birlikte hareket ettirilmesi planlanıyor. İstihbarat, 3 Aralık akşamı Biden'a teslim edildi. Cuma günü, Amerikan Başkanı ayrıca Kremlin'in saldırgan planlarını dizginleyecek bir girişim paketinin hazırlanmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. ABD'li yetkililer ve eski ABD'li diplomatlar, Putin olası bir işgal için zemin hazırlarken, Ukrayna ordusunun bugün önceki yıllara göre daha iyi silahlanmış ve eğitimli olduğunu ve Batı'nın Rusya'yı tehdit ettiği yaptırımların Rus ekonomisine ciddi zarar vereceğini söylüyorlar. 11 Kasım'da Bloomberg, Ukrayna'ya geniş çaplı bir Rus saldırısının risklerini tartışan bir makale yayınladı. Ajans, Amerikan ve Avrupalı diplomatların çevrelerinin Rus birliklerinin Ukrayna sınırına doğru mevcut hareketi konusunda ciddi endişe duyduğunu kaydetti. Moskova ise bu iddiaları reddediyor ve birliklerin sonbaharda yeniden konuşlandırılmasını güç gösterisi olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda Ukrayna Savunma Bakanlığı bu bilgiyi yalanladı. Bloomberg'e göre şimdiye kadar Rus birliklerinin toplanması esas olarak geceleri gerçekleşirken, ilkbaharda Kremlin açıkça saldırı tehdidinde bulundu ve Ukrayna, Avrupa Birliği ve ABD üzerinde siyasi baskı yaptı. Baykar'ın Ukrayna Şubesi kuruldu. Yeni siyalar yolda. ABD'li medya devi Bloomberg, Ukrayna Türk İHA'larını alarak Rusya'yı kızdırdı ve daha fazlasına sahip olmak istiyor başlığıyla yayınladığı bir haberde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Habere göre Türkiye, Ukrayna'ya daha önce açıklanan sayılardan çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA tedarik etti. İddiaya göre Ukrayna'nın Türkiye'den yeni alımları da yolda. En az 2 düzine İHA için siparişlerin devreye alındığı öne sürüldü. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhny verdiği bir röportajda bu iddiayı doğrulayan bir ifadeyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde şu anda 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Önümüzdeki dönemde 24 adet daha Bayraktar TB2 tedarik edebiliriz demişti. Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Baykar'ın Ukrayna'da eğitim ve SİHA üretimi için kuracağı tesis hakkında açıklamalarda bulundu. Bodnar, Ukrayna'daki Baykar fabrikasının inşaatına başlamak için arsanın satın alındığını söyledi. Bodnar, önümüzdeki yılın sonuna kadar işletmenin temellerinin atılacağını ifade etti. Tesisin inşaatına başlanması için ruhsatlandırma sürecinin devam ettiğini belirten Bodnar, şirket bir arsa satın aldı. Baykar Makine firmasının Ukrayna şubesi kuruldu. İlk uçağın ne zaman üretileceğini tam olarak söyleyemem ama yapım süreci oldukça hızlı olacak. 2022'nin sonuna kadar tesisin temellerini göreceğimizi umuyorum, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a hibe, 1200 adet zırhlı personel taşıyıcı. Yunanistan, askeri ilişkilerde ABD'ye sağladığı kolaylıkların karşılığını aldı. Washington'la yaptığı savunma işbirliği anlaşmasını yenileyen ve çok sayıda Amerikan askerinin ülkeye yerleşmesine yeşil ışık yakan Atina, ABD'den önemli bir hibe sağladı. ABD Kongresi'nin Yunanistan'a ücretsiz verilmesini onayladığı 1200 adet M-1117 tekerlekli zırhlı personel taşıyıcının teslimatı başladı. ABD'nin gönderdiği askeri araçlar törenle teslim alındı. Yunan din adamları da zırhlı araçları kutsadı. Limana indirilen zırhlı araçlar,
Yunan ordusunun renklerinde boyandı. Araçların geri kalan 400 adedinde Şubat ayında sevk edileceği belirtildi. Araçlardan 900 adeti operasyonel olarak kullanılacak, diğer 300 adedi ise yedek parça olarak değerlendirilecek. Yunan basını araçların üzerindeki silah ve haberleşme cihazlarının da maliyeti hesaplandığında bu hibenin toplam değerinin 1 milyar dolara yaklaştığını öne sürdü. Araçların nakliye ve bakım masraflarının ise Yunanistan tarafından karşılandığı belirtildi. Yunan ordusunun söz konusu araçların büyük kısmını Batı Trakya ve Ege adalarında konuşlandırılacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bunlar arasında Lozan ve Paris anlaşmalarına göre askerden arındırılmış olması gereken adaların da bulunduğu iddia ediliyor. Eğer böyle bir adım atılırsa Ankara ile Atina arasında yüksek olan gerilimin daha da artacağı belirtiliyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.